Evet dostlar, şimdi geldik Yamuk'un yeni nesil sorularını gömmeye arkadaşlar. Haydi başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Birinci sorumuz kolay bir sorudur dostlarım, hiç merak etmeyin. Görüntüsü sizi korkutmasın. Diyor ki ağda bulunan bir çocuk parkın köşelerinden koşacak. İşte buradan 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 tekrar ağa gelecek ya da böyle koşacak, hiç fark etmez. İkisi de aynı mesafe. Alacağı en kısa yol ne olabilir? Kaç metredir diye bir soru sormuş. Yamuğun içini boş gördün mü dostum? Ne yapacaktık? Klasik hamle. Şuradan çiz paraleli 40 sa 40. Şuraya kaldı 35. Şimdi buna x dersem şu kenara. Burası da x. Buraya da y yazalım. Dostlar hatırlayın üçgende açı kenar bağıntılarını. İki kenarın toplamı yani x ile y'nin toplamı daima üçüncü kenardan büyüktür. 35'ten büyük olacakmış. E şimdi bize çevreyi soruyor. Daha doğrusu değil mi? En kısa mesafesini soruyor. E toplayalım. 75 var hocam. Y var öğretmenim. 40 var. Artı bir de x yapıp tekrar buraya geldi. Bu sıpa tamamdır. Bize bunun en küçük değerini soruyor. 75, 40 daha 115. Artı x artı y. Dostum x ile y'yi ne kadar küçük seçebilirsem toplamları da o kadar küçük olacak. En az 35'ten büyük dediği için 36 seçerim diyorum şurayı. Topladığınız ikisini de 110, 140, 145, 151'miş. Sorumuzun cevabı yapıştır gelsin. Geç 2'ye. Bir katlama sorusu. Bak C'den tutup katlamış. Hemen biz geriye açalım mı? Şu katlanmadan önceki versiyonunu bir gösterelim bunun. Şöyle... Diyelim ki C buradaydı değil mi? Bu bir dik yamuk. Şurası X'miş. X katlanmış şuraya gelmiş. C katlanmış buraya gelmiş. Kat çizgisi açıortaydı. Bak artık bunlara çok çok iyi alıştık. 2 katlanmadan önce buradaydı. Her ne kadar sanki burası daha uzunmuş gibi gözüküyorsa da salla orayı. Takma kafana. Şimdi devam. Bak şurada bir Z harfi var. Gördün mü? Açıortayı görünce hemen Z'yi yapıştıracaktık yamukta. Şurası da o zaman şu açıya eşit. Peki... E o halde ikiz kenar, burası da 6. Bak buranın 6 olduğunu bulduk. Burası zaten 6. Burayı da 2 vermiş. E dik yamuk, indir şuradan dikliğini. Şurası 2, burası 4. Şuraya da x yaz. Paketle buradan Pisagor'u. 6'nın karesi eşittir 4'ün karesi artı x kare. Buradan 20 eşittir x kare. 2 kök 5 Ceyhan'ı paketledim dostlar. Geldim 3 numaralı yine bir katlama sorusuymuş bu. Buradan buraya katlamış. Şimdi A buraya gelmiş. Demek ki DH kat çizgisi. Hemen açıortay. Bu taraftan da açıortay değil mi? 90'ları çaktım. Bu buraya geldi. 12 buraya geldi. Hepsini yazdık. Kat eşkenar dörtgen oluşuyormuş. A üssü B, C de eşkenar dörtgenmiş. O halde 12, 12, 12 bunlara da yazalım biz. A üssü H. Görelim onu. A üssü H. Şurası 6'ymış. Burası da 6. Yamuğun alanı nedir diye soruyor. Ha bunun alanını soruyor bize. Peki burası 12 bulundu. Burası 12 bulundu. Şurayı 6 bulduk. Burayı da 12, 6 daha 18 bulduk. Şu yüksekliği de hemen bak şurada yakalarsan 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Burası 60. Demek ki 60'ın karşısı da 6 kök 3 deyip böyle de bulabilirsin. Ya da Pisagor yap şurayı da 6 kök 3 bul işte kardeşim. Zaten biz bunu istesek iki dikliği indirip şuradan da bulabiliriz değil mi kardeşlerim? Bize de ikiz kenar yamuğun alanını soruyor. Seçim senin. İster alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yap. İstersen de bizim öğrendiğimiz pratik yol neydi? Yükseklik 6 kök 3 çarpı ikiz kenarlardan uzun olanının diklik ayağıyla arasındaki mesafeyi çarpıyoruz. Yani 18'i çarpıyoruz. İşte cevap bu. 60, 48 daha 108 kök 3 yapıyor. Ceyhan'ı paketledim. Geçtim 3-4 numaraya. 4 numara. Dik yamuğu biçimli levha saat yönünde A noktası etrafında B köşesi E köşesine noktasına D de F'ye geliyormuş. Bak şuradaki D A F A olmuş. A B A E olmuş arkadaşlarım ve gör 50 derece dönerek gelmiş buraya. O halde bu da 50. Dik yamuksa 90. Şurası 40. Tabii ki bu da 90. Devam. Bir şey bir şeye paralel. ABDC tamam onu gördük zaten. AD, DC, D'ye dik. Onu da zaten biliyoruz. 20.
FBC açısı kaç derecedir? Şimdi şurayı bulalım biz isterseniz dostlar hemen. 40, 90, şurası 50 olur. 50 ikiz kenar olduğu için şurası 130'dan 65, 65 kalır. Bakın bu 65 ya da şuradaki şurasının toplamı 115 değil mi buranın toplamı arkadaşlarım? 115. Dönmeden önce şuradaydı. C köşesiydi. Dönüp buraya geldi. Yani burası da 115. Şuradaki 65 dönmeden önce B'nin tamamıydı. Şurasıydı yani. O halde burası da 65. Şuraya 15 kaldı. Bize de FBC yani 15'i soruyormuş. Paketledik. Geçtik 5 numaraya. Yine bir katlama sorusu. D doğrusu boyunca katlamış bu sefer. Peki şurası 4. Dikdörtgen oluşmuş. O halde burası da 4. Şimdi şu 12, burası da 12, burası 4. 12, 16, 20'den burası 16. Bak HB'yi 16 bulduk bu. 16'yı katlayınca HB üssü oldu. Burası da 16, şuraya 8 kaldı. Bak şurada kelebeği görsene. 4'e 8, 1'e 2, A'ya 2A. Ve bize 3A'yı 12 vermiş ya. Demek ki burası 4, burası da 8. Aa bak 45, 45, 90 çıktı o zaman. Yazalım. Neyi soruyor şimdi ya? A, K, B üssü. A, K, B üssü. A, şu üçgenin alanını soruyormuş zaten. Dik kenarların çarpımının yarısı. 64 bölü 2'den 32 diyeceğim ama gelmedi. Bir yerde bir yanlışlık mı yaptık? Şimdi 12, 16, 20 dedik. H, B, D doğrusu boyunca katlandığı için bu 16 katlandı. Buraya geldi. Tabii ki mallığa bakın arkadaşlarım. Burası da 16 dedik. 4'ü çıkartınca 8 kalmış yazdık. Benim matematik öğretmeni yapanın. Burası 12 kardeşlerim. Şimdi benzerliği bir de yapalım. Bakın 4'ü 12 oldu. 1'e 3 yani. Yani burası A ise. Şunlar sileyim ya. Şöyle. Hatta bir de kırmızı alayım lan. Burası A ise burası 3A. Çünkü kelebeğin benzerliği 1'e 3. 4'e 12 geldi. 4A'yı 12 diye vermiş bize. A 3. O halde burası 9. Bak 9, 12, 15 çıktı. Şimdi bizden bu üçgenin alanını istiyor. Hemen bulalım. 9 çarpı 12 bölü 2'den 54. Bu sefer var cevaplarda. 6. Yine bir yamuk katladık. Yine geriye açacağız. O zaman bu şu demektir. Yine bir açıortay çıkacak. Yine biz Z kuralı ikizkenar yapabiliriz anlamına geliyor değil mi? Artık buna alışın dostlarım. Özel dörtgenleri katlayınca bunu yapabileceğimizi bilelim. D'yi katlamış, E'ye getirmiş. Burası 90. 4'ü katlamış, buraya getirmiş. Burası 4. Şurası kesin açıortay. Çak Z'yi. Şurası da noktalı açı değil mi? Bak o Z'yi maviyle göstereyim mi senin için? Şöyle bak. Şurada bir Z harfi var. Evet bu. Şurası 8'miş. Bu 8 katlandı. Buraya geldi. Şu noktalı. Bu da noktalı. Bak ikiz kenarmış. Burasıyla burası eşitmiş birbirine dostum. Şuraya ben X birim dersem burası da 4 artı X olacak. Hatta bak şu üçgen dik üçgenmiş. 6, 8, 10 olmadı mı kardeşim? Burası 6. Gerçekten burası 10 çıkmadı mı? Demek ki 6, 8, 10. Bunu da bulduk. Neyi soruyor? E noktasının AB'ye en kısa uzaklığı nedir diye soruyor bize. Yani bizden şurayı istiyor arkadaşlar. E'den AB'ye indirdiğin H dikliğini istiyor. E burada da dik üçgen var. Gelin ahbacı yapalım. Olayı bitirelim. Ahbacı neydi? Hipotenüs ile yüksekliğin çarpımı dik kenarların çarpımına eşit. Demek ki H 48 bölü 10 yani denizli paketle gitsin. Evet geldik 7. soruya arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? ABC dik üçgeni biçimindeki tahta parçasının B köşesine bağlı 33 metre uzunluğundaki bir ip. Saat yönünde K noktasına kadar gergin bir şekilde sarılabiliyor. Yani şuranın toplam uzunluğu 33 metreymiş. Ben B'den saat yönünde sardığımda ki saat yönü şöyle biliyorsunuz şu şekilde gelecek. Bu şekilde döndürdüğümde ki şöyle anlamına geliyor işte şöyle döndürdüğümde buraya geliyormuş AB'yi ve AK'yı da sarıp burada bitiyormuş. E ipin boyu 33 metre ise şu ikisinin toplamı da 33 olacak. Yani ben buna x dersem burası 33 eksi x olmak zorunda. Şimdi burada bir dik üçgenimiz var tabii. Hani muhtemelen de özel bir dik üçgen. Hatta 15, 20, 25 mi diye bir deneyesim var.
20 olması için x'e 8 desem, 8'i çıkarttığımda burası gerçekten bakın 25 oluyor. Demek ki hakikaten de 15, 20, 25 üçgeniymiş bu dedik. Peki şimdi şurayı bir temizleyelim. Şunu da bir silelim. Şimdi artık buranın 25, şuranın da 8, yani toplam 20 olduğunu biliyorum. Peki diyor ki tahta parçasını BC'ye paralel EF doğrusu parçası boyunca kesilip küçük parça atılınca ip saat yönünde B noktasından C noktasına kadar getirilebiliyor diyor arkadaşlarım. Şimdi ipin boyu 33'tü. Biz şuralardan bir yerden kestik bunu. Nereden olduğunu bilmiyoruz ama şöyle bir EF doğrusu boyunca kesiyormuşuz. Kestik diyelim. Üstteki küçük parçayı attık gitti ve sen diyor bu sefer ipi yine sarmaya başlayacaksın tabii ki bir şöyle B'den başladığın şöyle EF'yi de ve şurayı da sardığında diyor C'de bitiyor diyor. C noktasına getirilebiliyor. Bu durumda bunların toplamı 33 olacak değil mi arkadaşlarım? Şu üçünün toplamının 33 olduğunu biliyoruz biz. Yani şuradaki 3 parçanın şuranın şurası ve şurasının 33 olduğunu biliyoruz şimdi. Buna göre EF uzunluğu nedir diye soruyor. Şuraya x diyelim. Şimdi hedefimiz EF'yi bulmak. Şu ikisinin toplamı da 33 olacakmış. Bunu söyleyelim dostlarım. Peki yine saat yönünde demişti. Şu anda başka da bir şey yok. Verilenler bu kadar dostlar. Şurada bir tabii EF boyunca paralel kestiğimiz için burada bir yamuk oluştu ister istemez. Şuraya ne diyelim? A desek mesela A parçası desek. Şuradan aşağı indirdiğim diklik de A olacak. Şurası toplam 33 bu üçünün uzunluğu. 33 eksi A eksi X. Şu anda saçmalıyorum arkadaşlarım. Burası x, burası 15 eksi x. Yani bir yandan da zaman kazanıyorum aslında. Nasıl çözsem diye soruyor. Peki şöyle düşünsek. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Şunları bir temizleyelim de. Şöyle bir bakalım bir daha şimdi. Burası 15. Burası da 20 idi. Şimdi şöyle. Şimdi bu çizdiğimiz paralel doğru. Şöyle çizmiş olduk. Tam nereden geldiğini bilmiyoruz. Şimdi bu üçgenle büyük olan benzer olacağı için dostlarım bu büyük de 15, 20, 25 üçgeni olduğundan tabii ki bu da 15, 20, bir 3, 4, 5'in bir katı olacak. Yani şuraya 3K diyelim. Şurası 4K. Şuraya da 5K yazalım mesela. Peki şimdi şurası 12 eksi 4K. Şurası 25 eksi 5K. Ve yine şunu da biliyoruz. İp gergin bir şekilde sarıldığında şuradan şöyle 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 deniyordu ve toplam 33'tü ipin boyu. Yani şu 25 eksi 5K sanırım buradan geliyor lan. Artı 3K bir de 12 eksi 4K'nın toplamı 33 olacak. Evet buradan 7 oldu oldu. Şimdi toparlayalım. 25, 12 daha 37. Şununla şu eksi 2K, eksi 6K yaptı. Eşittir 33. Buradan 4 eşittir 6K. 4 bölü 6 eşittir K çıktı. Bize 3K'yı soruyordu. Çarp 3 ile 12 bölü 6'dan 2 çıktı arkadaşlarım. 3K. Niye olmadı? EF uzunluğunu soruyor. EF şurası oluyor işte. Değil mi? 3 kere 4, 12 bölü 6'dan. Olmadı. 2 geldi. Şıklarda yok. EF uzunluğunu soruyor. Bir daha düşüneyim. Şurayı komple bir temizleyeyim mi arkadaşlarım ya? Bir daha bakalım şimdi. Şöyle bir yapalım. Şurayı da bir temizleyeyim ben. Bir yerde hata yaptık demek ki. Zaman da kaybediyoruz. Hadi çabuk sil ya. Öf. İşte bu silmesi çok sıkıntı bunun ya. Hadi her tarafı temizleyelim. Şimdi ipi buradan sarıp K'ya kadar getirebiliyorduk. Öncelikle bunu söyleyelim. Bunların toplamı 33 dedik. Burası 8, burası 25 olunca evet hem 33 sağlıyor hem de 15, 20, 25 üçgeni. 5'in 5 katı, 4'ün 5 katı, 3'ün 5 katı.
Şimdi öyle bir EF doğrusu var ki arkadaşlarım, şurada EF diyelim biz buna. Şurası EF, burası 3K, burası 4K, burası 5K. 3'ün 5 katıydı, 3K buraya geldi. 4'ün 5 katıydı, 20. 4K'yı da buraya yazdım. Evet, benzerlikten dolayı. Şimdi ipi B'den sarıp buraya getirdiğimizde önce şurası 25 eksi 5K. He, şurada yanıldık arkadaşlarım, şurada. Toplam 20 ya burası. Biz 12 eksi 4K yazdık. Şurası, şu kısım 20 eksi 4K. Tamam, hata bizdeymiş. Şurası 3K. Şurası da 25 eksi 5K. Hepsinin toplamı şimdi olacak bak. 25 eksi 5K artı 3K artı 20 eksi 4K'nın toplamı 33 olacak. Şimdi oldu. Eksi 5, eksi 9, 3 daha eksi 6K. 25, 20 daha 45 eşittir 33. 33'ü buraya alalım. 12 eşittir 6K. K eşittir 2 geldi. K'yı 2 bulduk. Şimdi bize neyi soruyordu? 3K'yı soruyordu. EF 6'yı paketledim dostlarım. Evet, bunu da hallettik. Şimdi bir videoyu durdurdum arkadaşlarım. Bir arkadaş geldi. İki sohbet muhabbet ettikten sonra şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. 8. sorudayız. ABCD dikdörtgeni biçimindeki karton CE boyunca kesilerek dik yamuğu ile dik üçgeni iki parçaya ayrılıyor. Oluşan dik yamuğun çevresi dik üçgenin çevresinden 16 birim fazla olduğuna göre AEX nedir diye bir soru sormuş. Hemen bilgilerimizi şöyle bir yapalım. Şuraya Y dersek X artı Y. Burası da X artı Y. Şuraya A diyelim. O halde burası da A. Şuraya da B diyelim. Şimdi şu üçgenin çevresini yazıyorum. X şey ne x lan? A, B, Y. Bunun 16 birim fazlası artı 16 şu yamuğun çevresiymiş arkadaşlarım. Şimdi yamuğun çevresini yazıyorum. A var. Şurada B var. Yani A artı B var bir kere. Artı x var. Artı bir de x artı y var arkadaşlarım. Onları da yazalım o halde şuraya. Artı 2x artı y var. İşte bitti mevzu. A, B, A, B. Y birbirini götürdü. Bakın 2x 16'ymış. X 8 paketledik gitti. Geldik şuna. Biraz kalemi incelteyim de bir de kırmızıyı alayım. Evet. ABCD dik yamuk biçimde bir kağıt verilmiştir. AB paralel DC dik yamukmuş bu arkadaşlarım. 10, 2 kök 5. Bu kağıt AD'ye paralel ve C'den geçen bir doğru boyunca şekildeki gibi katlanıyor demiş. Tamam. Şimdi şu CK paralelmiş AD'ye. Peki biz bunu bir de şöyle geriye doğru da açalım. Dik yamuğu tekrar bir oluşturalım. Şurada. Şimdi bu B açısı buradaydı. Oraya gitti. BK burada buraya geldi. Şu BC buraya geldi falan. B üssü K 2'ymiş. O halde burası da 2 oldu diyelim. Son durumda mavi boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye de bir soru sormuş. Şimdi başka ne biliyorduk? Şurası 2 kök 5'ti. Şuranın tamamı 10. Şuraya da ne kaldı kardeşim? 8 kaldı. Paralel kenar oluşturduk burada dostlarım. Şurası da 8 oldu. Yine şu uzunluk da 2 kök 5 oldu kardeşlerim. Bak şuradaki dik üçgende 2 kök 5 ise hani benim hatırım için ezberleyin demiştik. Biri diğerinin iki katı olacaktı. 4 oldu burası. Şimdi şu üçgenin alanını 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 diye buldum şu beyaz üçgeni. Bu beyaz üçgen katlanıp buraya geldiği zaman da alanı 4 olacak değil mi dostlarım? Şu pembe üçgenin alanı 4. Peki paralel kenarın alanı, hocam yüksekliği 4 şuradan. Tabanı da 8 olduğu için 4 kere 8 32'dir paralel kenarın alanı. 4'ü gitti. Geriye 28 kaldı. Mavi bölgenin alanı dedim. Hadi şuna geldik. Bakalım ne diyor? Şekil 1'de köşegenleri dik kesişen ABCD dik yamuğu biçimindeki karton ABCD üçgeni kesilerek şekil 2'deki gibi konumlandırılıyor demiş. Tamam. C üssü şeklinde falan buraya getirip konumlandırılmış. Önce şunu bir konuşalım. Köşegenleri dik kesişiyormuş bu yamuğun. Köşegenler dik kesişiyorsa yüksekliğin karesi üst tabanla alt tabanın çarpımıydı dostlarım. 36 geliyor.
6 buluyoruz şuradaki dikliği. DA 6. Şimdi bunu kesmişiz buradan. Şurası kaldı burada tabii elimizde. 9 şurası yani AB. Bunu kesip şuraya getirmişiz dostlarım. O kestiğimiz üçgen şuraya yapılmış. Arada da bir pembe boşluk bırakılmış burada. Dik olacak şurası tabii ki. Şu kısım dik. Sonra 6 dediğim yer buraya, 4 dediğim yer de buraya gelmiş dostum. Başka da bir şey bilmiyoruz şimdilik. Peki. BCC üçgenin iç bölgesi BCC pembe boyanıyor. C, C üssü ve D noktaları doğrusal olduğuna göre pembe boyalı üçgenin alanı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şuranın uzunluğunu biliyoruz değil mi? 4, 6, 2 kök 13. Şöyle. Peki şurası 2 kök 13. Şöyle yazayım. Şuradan aşağı bir diklik indirirsem burası 6. O halde şurası 4'tür hocam. Şuraya da 5 kaldı. 5 ise buranın da 5. O halde şurası 1 kaldı. Bak bu pembe üçgenin tabanı 1. Bu tabana ait yükseklik de 6. O halde 6 çarpı 1 bölü 2'dir alanımız dedim. Geldim buna. Aşağıda ABC'de dikdörtgen içleri resimde kenarları EF eşittir KL 15 olacak. EL 10. EL'yi yazalım. FK 28. Yamuk varmış ve bu bir ikizkenar yamuk. Çünkü şunlar 15-15 diye söylenmiş. Diyor ki FK paralel AB'ye. Tamam. AB'ye 4 birim uzaklıkta yatay doğru boyunca kesildiğinde şimdi şurası 4 birim uzaklıktaymış dostum. Buradan çizdiğin diklik 4'müş. Buna da eyvallah dedim. Kesildiğinde resmin büyük parçasındaki saksının alanı kaç birim kare olur? Yani şuradaki kalan şu saksının alanını da bize soruyor. Şuradan çizdiğim yükseklik 4. Şimdi bu yamuğu öncelikle şuraya bir daha çizelim. Şöyle. Şuralar 15, 15. Şurası 28. Şurası da 10'du dostlarım. Şimdi şuradan da bir çizgi çizmiş. Yüksekliği 4 olan bir çizgi. Ben bunu şöyle devam ettirirsem. Buradan da bir yükseklik çizdiğimde ikizkenar yamukta şu yükseklikler çizilince bunlar eşitti. E burası 10. Şunlara toplamda ne kaldı arkadaşlarım? 10'sa 28 kaldı. Şey 28'de 18 kaldı. 9, 9 diye bunlara dağıttım. 9, 12, 15'ten yüksekliği 12 buldum. Şurası da 8. Yani şuradan aşağı inen yüksekliği 8 buldum artık. Bunu da söylemiş olalım. Sonra neyi bulalım bir de? Şurası da 10 tabii ki. Şu aradaki uzunluk da 10. Şu kısım şuraya kadar olan kısım da 10. Şimdi şurayı bulalım. X diyelim buraya. Bunu da benzerlikten bulalım bak. 4 bölü 12 eşittir x bölü 9. 9. 3 katı olması için x'in 3 olması lazım. Şurası 3. E, o halde burası da 3. 10, 16 geldi. Şuranın da uzunluğu dostum. Şurası da 16. Şimdi gelin yamuğun alanını bulalım. Alt taban artı üst taban. Yani 28 artı 16 bölü 2 çarpı yüksekliğini de 8 bulduk. Gitti gitti 4 oldu burası. 28, 38, 44 çarpı 4 geldi. 16 elde var 1, 17, 176 çıktı sorunun cevabı. Evet bakalım bu ne diyor. ABC'de dik yamuk şeklindeki levha A köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürüldüğünde. Tamam 90 derece döndürüldüğünde B köşesi B üssü ile C köşesi C üssü ile çakışmaktadır. AB paralel CD. Tamam hepsini gördük. Hatta şöyle de yapalım. Önce şuradan bir diklik indirelim. Burası 2, burası 6, burası 8 olacak. Yani şuranın toplamının 10 olduğunu da bir söyleyelim öncelikle. Şimdi onu bulduk. C üssü ile D arasındaki uzaklık. Gelin şimdi bunu bir 90 derece döndürelim şuradan. Şimdi bu DA 90 derece dönünce D şuraya gelir değil mi? Tam 90 çünkü şuradan dönüp buraya geldi arkadaşlarım. D üssü burası oldu. DA buraya geldi. Şimdi D üssünden C'yi çizelim. Şöyle 2 santimlik bir C noktası buraya gelecek. Burası C üssü oldu. Başka sonra şeyi çizelim. B'yi çizelim. B üssü şuraya gelecek. Şöyle 90 derece dönmüş bir vaziyette. Şöyle çiziyorum ama. Şöyle. Bir vaziyette olacak arkadaşlarım. Yamuk burada oluştu. Burası B üssü. Peki bize neyi soruyordu şimdi? C üssü ile D noktası şu aradaki mesafeyi soruyor dostum.
Şurayı soruyor. Gösterelim onu. Şöyle bir şey soruyor. Şimdi bildiğimiz şey, bak yukarıdan aşağı inen şey 6. Şuraya çizdiğim D üstüne kadar gelen yok. Ha, D üstüne kadar gelen de şurası değil mi? Şu kısım A, D üssü. Çünkü bu 6'yı devirdik, buraya geldik. Burası da 6. D üstünden de şuradan aşağı indirdiğimde 2. Bu da C üssü. Bize de D şurayı soruyor. Evet, bizim dik üçgende milyon defa çözdüğümüz en klasik soru. Hemen şuradan dikdörtgeni tamamladım. 6 ise bu da 6. 6 ise bu da 6. Şu dik üçgenden de soruyu bitirdim. 6, 8, 10. Hadi bakalım, bundayız. Şekil 1'de ABC'de yamuğu biçimli kağıt EC boyunca katlandığında B köşesi F noktası ile çakışıyor. Şimdi bunu katlanmadan önceki haline bir geri getirelim şöyle. Şunu bir geriye doğru şöyle bir açalım. Şurası B. B, F'ye geldi. Burası 13. Şurası kesin açıortay ama sanki doğrusal gibi gözüküyor da doğrusal falan değil arkadaşlarım. Hatta biraz daha dikkatli çizeyim de kafamız karışmasın. Şöyle hatta şu mavi rengi de alayım. Şimdi şuradan E'den şöyle bir X uzunluğu geliyor buraya kadar. C'den de şöyle çizelim. Yine doğrusal gözüktü ama yapacak bir şey yok artık ya. Daha fazla öteye gidemedim. Evet, burası 13. Bu 13 katlandı, buraya geldi. Şu DC mesafesi 5'miş arkadaşlarım. Onu da söyleyelim. Katlanınca F noktasıyla çakışıyor. AB paralel CD, gördük. EF diktir AE'ye. EF diktir. Ha, bak burası dikmiş. Şimdi bu kat çizgisi olduğu için o zaman burayı 45-45 bölecek tabii ki haliyle. Paralel olduğu için burası da 90 derece. O halde burası da 5 olacak. Yani şuradan inen diklik 5 oldu dostum. Bak burada 5, 12, 13 çıktı. Şu 5'i de aşağıya 5 diye indirdim. Bak burası toplam 17 geldi. Bitti soru. Şuna bakıyoruz şimdi. Aşağıda dik yamuk biçiminde 4 eş sarı renkli karton kullanılarak bir rüzgar şeklinde yapılan logonun çevresine çizilen mavi renkli şerit gösterilmiştir. Buna göre logodaki pembe boyalı kısımların alanları toplamı sarı boyalı alanların toplamına oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Pekala. Şimdi bu adamın şurası 4'müş. Şurası 4'müş. Buranın tamamı 7'ymiş. Bu da 4 olduğu için şurası 3 oldu tabi haliyle. Bu dik yamuğa gelelim. Burası 4. Burası 4. Burası 3 oldu. Bu dik yamukta 4. Burası 4. Bu da 4. Burası 3 oldu. Aynı şekilde 4 ve şurası da 3 geldi. 3, 4'ten 5 çıktı şurası. Pekala. Şimdi neyi soruyordu? Sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı. Sarı boyalı bir tane yamuğun alanını bulalım. Alt taban artı üst taban, yani 11 bölü 2 çarpı yükseklik 4. 2'den 22 bunun alanı. 4 tane var. 4 çarpı 22'den 88. Şimdi payda da 88 var. Bize bir de pembe boyalı bölgeler, şurası lazım. O da 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. 4 tane var 6'dan 24. Hemen sadeleştirelim. 12 bölü 44. Bir daha 2'ye bölelim. 6 bölü 22 geldi. Bir daha 2'ye bölelim. 3 bölü 11. Cevap Adana'dan çıktı. Bu ne diyor? Yamuğu biçiminde kağıt parçası veriliyor. AB paralel DC'ye. Tamam, 3. Bu kağıt CK boyunca katlandığında D noktası BC üzerindeki D üssü ile çakışıyor demiş. Şimdi gelin bunu, CK'yı şöyle bir yamuğu geri açalım ilk önce. Soldakinin aynısı yapmaya çalışacağım arkadaşlarım. Şuradan da bu tarafa bir A parçası var. Şöyle bir yamuk bu dostlar. Şurası A dediğimiz, şurası D dediğim 3. DC katlandı, burası oldu, bu da 3. AK katlandı, burası oldu, bunlar eşit. Şu kesinlikle kat çizgisidir, açıortay diyelim. Bak Z harfinden şurası da noktalı açıdır. Demek ki şurada bir ikizkenar çıktı. Burası 7 ise şurası da 7 olmalı. Buraya 5 kaldı. Oba, zaten orayı soruyormuş lan. İlk başta zor geldi bana soru. Göründü daha doğrusu, kolaymış. Uzunlukları birim cinsinden üzerine yazılan ikizkenar yamuk şeklinde tahtalar aşağıda verilmiştir. Peki.
İkişer tane kullanılarak bir resim elde edilir. Buna göre resmin yerleştirildiği alan kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Pekala. Şimdi öncelikle şu yamuk şurada bakın arkadaşlarım. Şu yamuğu burada göstereyim. Şöyle bir yamuktur bu. Uzun tabanı 26, kısa tabanı 20. Şurası 5, şurası 5. Şimdi şu da bizim kısa, üstteki küçük yamuğumuz şurası da. Bunun da uzun tabanı 18'miş şurası. Yan kenarı 5, 5'miş arkadaşlarım. Bunu biliyoruz. Yine bunun da şurayı da şöyle ayıralım. Bunun burası 20, yine burası 26. Bunu söyleyelim. Pekala. Bize şimdi şurası lazım. X. Yani bunun üst tabanı lazım. Şuralarında 5, 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan aşağı bir diklik indirdim. Buradan da aşağı bir diklik indirdim dostlarım. Hatta önce şunun dikliğini indirelim. Bu ikizkenar yamuğun. Şunları indirdik. Burası 20'dir. 26 olması için 3, 3. O halde 3, 4, 5'ten 4'ü yapıştırdım. Birincisinden yazının tahtalar verin. Tahtalar ikişer tane dikdörtgen resim çerçevesi elde ediliyor. Şimdi bu dikdörtgen biçiminde yine resim çerçevesi de dikdörtgen olacakmış. O halde şunların yükseklikleri kesinlikle eşit. Yani bu adamın yüksekliği de, daha doğrusu şunun yüksekliği de ne olacak mecburen? 4. O halde burası 3. Yine 4. Burası 3 diyeceğiz. 3, 3, 6. Şu ortaya 12 kaldı. O halde x dediğim şey de 12. Peki şimdi neyi soruyor? Resmin yerleştirildiği alan. Burada bir yerde bir hata mı yaptım ben ya? Çünkü şurası 4 ise 4 bulduk burayı 3, 4, 5'ten. Buralar 3, 3. 3, 3, 6, ortaya 12, şuraya 12 kalıyor. Peki burası 12 ise 12 çarpı 20'dir. Resmin yerleştirildiği bölgenin alanı 20'dir. Ama bunların yüksekliklerinin eşit olduğunu nereden biliyorum ben acaba? 12 çarpı 20, 240 yapar. Zaten şıklarda da yokmuş öyle bir şey. Yani şu 12'yi yanlış bulduk. 20 zaten tamam da. 12'de bir sıkıntı var. Ne diyor? Uzunlukları birincisinden üzerine yazılan ikizkenar yamuk şeklindeki tahtalar. Tamam, ikizkenar yamuk. Bununkiler de 5, 5. Doğru. İkişer tane kullandık. Buna da eyvallah. Resmin yerleştirildiği alan. Yani şu ortadaki insanların olduğu beyaz dikdörtgenin alanını soruyor bize. Şöyle yapalım. Tamam, neydi? Bak şimdi oldu. Şurada gösterince oldu bak. Bu büyüğünün yüksekliğini 4 bulduk ya. Şuralar 4, 4 ya arkadaşlarım. Bu küçüğünün yüksekliği 4 değil arkadaşlar. Küçüğününkini bilmiyoruz. Peki şurası 4 ise hocam bu da 4. Bunun yüksekliği yine 4 ise hocam burası da 4. Bak toplam 18'di ya, bu 4, 4, 8'i burada, ortaya 10 kalıyor. Yani şurası 10 çıktı. 20 çarpı 10'dan 200 geldi alan. Tamamdır, şimdi oldu. ABC'de paralel kenar biçimdeki kağıt 5, 7, 8'i gördüm dostlarım. O halde şurası 1. D doğrusu boyunca katlanınca C noktası DC üzerindeki C üssüne denk düşüyormuş dostlar. Yani şöyle bir yere denk düşüyormuş C üssü. O halde burası da 1. Bu katlandı buraya geldi. Bu açıortay, bak kayı kuralı, yükseklik oldu falan. Peki çakışıyor ve BC üssü. BC üssü boyunca kesilip küçük parça atılıyor. Şurasını kestim attım arkadaşlar. Buna göre kalan şu yamuğun alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi burası 5 ise tabii ki bu da 5. Bu da 5 hocam. Şurası 1, 1, 2'den 8'den 2 çıktı. Şuraya 6 kaldı öğretmenim. Ve bizden de şu ikizkenar yamuğun alanı isteniyor dostlar. Hemen yükseklik indirdim. Yükseklik indirdim. Burası 6'dır hocam. 8 olması için 1, 1 kaldı öğretmenim. 25, 1 Pisagor yapıyorum. 24, 2 kök 6 oldu burası hocam. Yüksekliğim 2 kök 6. Alt tabanım 8, üst tabanım 6 bölü 2 çarpı yükseklik 2 kök 6. Şunlar gitsin. 14 kök 6 çıktı sorumuzun cevabı dedik. Evet, 18 numaradayız. Bu arada kaç soru vardı ya bunda? Unuttum. Oo, daha da çok varmış ya. Toplam 29. Biz 18'deyiz. Şuradayız. Hadi bakalım. Devam. Neyse. 18. Lan hadi.
Ay tüküreyim. 18, evet. ABC'de dik yamuk biçimde bir metal levha B noktası etrafında döndürülse A köşesi A üssü noktası ile DDD üssü ile çakacak yönünde karesi olan biçimde duvarın üzerine devrilmiştir. Tamam. Şimdi şu 3 buraya gelmiş. Şu 12 buraya gelmiş. Bu 12 yükseklik buraya gelmiş. Şuradan hemen bir diklik indirelim. Burası da 3, burası 9, burası 12, burası 15 olmuş. Şurası 15, buraya 10 kaldı. Karenin alanı 9'muş. O halde bir kenarı 3, 3, 3, 3 diyelim. O halde burada 3, 4, 5'ten 4 çıktı. C üssü ile M noktaları arasındaki uzaklık nedir? Bize de şurayı soruyor. Şimdi hemen şuradan bir şöyle bir dik üçgen yapalım dostlarım burada. Bakalım bu dik üçgenden bir şeyler gelecek mi? Şimdi şuna A, 90, B. Buraya A, şuraya da B yazalım. Bak 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 5. Yani iki katıymış bu. A'nın karşısı 3 ise burada 6. A'nın B'nin karşısı 4 ise burada 8 olacak. Buraya 5 kaldı. İşte sana şuradaki Pisagor'dan olay bitti. X kare eşittir. Bir 6'nın karesi bir de 5'in karesi diyeceksin. Buradan 61 yapıyor. X kare. X kök 61. Evet, 19'dayız. Bakalım bu ne diyor? Şekil 1'de 2 adet su kovasının önden görünümü verilmiştir. Bu kovaların görüntüsü benzer ikizkenar yamuk biçimindedir. Tamam, güzel. 28 2 kovalar şekil 2'deki gibi konumlandırıldığında A, B, ve F noktaları doğrusal olduğuna göre A üssü B üssü üçgeninin alanı nedir diye de bir soru sormuş şimdi. Bunlar benzermiş dostlarım. Bunun bakın şu küçük yamuğun üst tabanı yani kısa tabanı 2. Büyük yamuğun kısa tabanı 8. Büyük olan yamuğa bakın. Şurası 8, burası 2. Bakın kısa tabanları 2 ve 8. Benzerlik oranı demek ki 2 bölü 8 bunların. 4 katıymış yani. Şimdi bu ikizkenar yamuğun yan kenarı 20 ise bununki 4 katı olması için 5 olmalı. Buralar 5. Başka ne diyelim bir de. Bunların tabii ben ikizkenar yamukların açıları %100 eşit olacak. Bak bunun kısa tabanındaki şunlar eşit açılar. İkizkenar yamuk olduğu için benzer oldukları için bunun da açıları aynı olacak. Şunlar eşit. Bak burada ne çıktı karşımıza? Dış açılar da eşit olacağından ikizkenar bir üçgen çıktı. Burası da 5. Hatta şurası 15 diyelim. Peki bunu da hallettik. Başka ne lazım bize? Evet, bir de neyi bulsak iyi olur? Bu üçgenin nesini soruyordu bize? Alanını soruyordu. Bir de bunu bulsak iyi olur. Şimdi şurada da gösterelim. Şu açıya A dersem bu da A ikizkenar olduğu için bu da A bu da A dedik. Evet şuraya B dediğimizde A artı B bunun kısa tabanın üstündeki açı bunun da kısa tabanın üstündeki A artı B olacak. Onları burada da göstereyim. Yani bir eşkenar falan bulur muyum diye düşünüyorum da ya da bir başka bir şey. Şu yüksekliği bulacağım çünkü tabanı bulacağız çünkü falan filan bitecek oradan herhalde değil mi? Galiba oradan da gelir diye düşünüyorum artık inşallah diyelim tabii. Şunu da söyleyelim. Bunun küçük üçgenin şunun uzun tabanı 8 ise hani 4 katı dedik ya bununki 32 olacak. Şurası 32. Şimdi şunun bir yüksekliğini çizelim arkadaşlarım. Şuradan da çizelim yüksekliğini. Şurası 2'dir. 6 kaldı 3. 3 olur. Burası 4 oldu. Yani şuradan indirdiğimiz yükseklik 4 artık. 4 ise bakın burada 3, 4, 5'ten 3, 3 geldi. Lan ne kadar uzatmışız ya. Keşke baştan yapsaymış. Şu 32 falan hep 2 ay oldu. Bak yüksekliği 4, tabanı 6. 4 çarpı 6 bölü 2'den 24 bölü 2, 12'yi bulduk dostlarım. Dikdörtgeni şeklindeki kağıt parçası verilmiştir. Yamuğu AE boyunca katlandığında DC kenarı B köşesinden geçiyor. Şimdi yamuğu şuradan biz bir daha geriye doğru açalım şuradaki dikdörtgeni tamamlayalım bunu. Şöyle bir şekilmiş bu arkadaşlarım. İlk başta C buradaymış, D buradaymış. Şurası 8 dediğimiz yer. Şimdi bu adam katlanıp buraya geldi. Şuradaki kenar katlanıp tam şuraya geldi ve B köşesinden geçiyormuş bu. Şu 8 de katlandı. Şuraya geldi arkadaşım.
Şimdi başka. Tamam. B köşesinden geçiyor. 4 demiş. Çevre A, B, C, D. Yani dikdörtgen sorusu olmuş aslında ama dik yamuğu katladığı için biz de burada dik yamuk muhabbeti yapmışız dostlarım. Şimdi dikdörtgense burası da 90'dır diyelim. Şuraya x dersem şurası 8 eksi x olacak. E bu da x'tir diyelim. Bak burada 3, 4, 5 üçgenini yakala. X'e 3 dersek burası gerçekten 5 çıkıyor. Şimdi başka neyi soruyordu? Çevre A, B, C, D. Şunları da benzerleyelim dostlarım. Şu ikisini. Şuraya A dedim. 90, B yazdım. B 90, A. A 90, B. Burada A'nın karşısı 4. Burada A'nın karşısı 8. Yani 2 katı. 90'ın karşısı burada 5 ise 90'ın karşısı burada 10. Burayı da 10 bulduk dostum. O zaman çevresi 10. 8 daha 18. 18 de buradan gelecek. 36'yı paketledik. Evet, devam. 21. ABCD yamuğu şeklindeki kağıt alt ve üst tabanları çakışacak biçimde katlandıktan sonra tekrar açılıyor. A ile B noktaları çakışacak şekilde tekrar açılıyor. Katlamalar sonucu oluşan kat izlerinin uzunlukları x ve y birim olduğuna göre ABCD yamuğunu alanın x ve y cinsinden diğer aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi biz bunu ilk önce dostum DC ile AB'yi üst üste getirecek şekilde katlarsak tam ortasından bir kat çizgisi oluşur. Şu tam ortada oluşan birinci kat çizgisi. Ve ne demiş? X birim uzunluğundaymış bu kat çizgisi. Eğer A ile B'yi çakıştırırsak, yani bu sefer de buradan tam ortadan çizdiğim bir doğruyla çakıştırdım. Kat çizgisi de şu aradaki mesafe oldu. Bu da Y. Yani yükseklik oldu aslında arkadaşlarım. Burayı ikiye böldüğü için bunları. Peki buna göre neyi soruyor? Yamuğun alanı nedir? Bir yamuğun alanı ne diyorduk? Orta tabanla yüksekliğin çarpımı olarak da bulabilirdik. X çarpı Y yamuğun alanıdır o zaman der geçer giderim. Buna bakalım. İnkis kenar yamuk biçimdeki kapıları sıs kıyaslanır. İki inkıvirlen bir kapı ve kapının hiçbirinde boşluk zemine benzer. Birbirine benzer ikiz kenar yamukmuş. Bak yine ikiz kenar yamuk ve birbirine benziyor. Şimdi şu beyaz olanın kısa tabanı x. Büyük olanın kısa tabanı şurası 8. Eşittir. Küçük olanın uzun tabanı 6. Büyük olanın uzun tabanı 3x. Buradan 3x kare eşittir. 6 çarpı 8. 3'e böl 3'e böl 2. X kare eşittir. 2 kere 8 16. X eşittir 4. Tamam mıdır dostum? Hadi bakalım. Evet, bakalım bu 23 ne diyor şimdi? Şekilde ABCD yamuğu da A köşesinden tutulup katlanınca şekil 2'deki gibi A noktası A üssü noktasına gelmektedir. Tamam. Bir şimdi katlanmadan önceki halini bir geri açalım bunun. Şöyle. A'yı buraya çizelim. Kat çizgisi açıortay olacak. Bununla bu eşittir. Yani buna da bu simgeyi koyalım. Bu taraftan da açıortay olacak arkadaşlarım. Bunu da gösterelim. Bu adam katlandı buraya geldi. Bu ikizkenar yamuk muydu? Yok. Bu adam katlandı buraya geldi. Bunu da söyleyelim. Şimdi şurası 60 verilmiş. U kuralından buranın 120 olması lazım. Şurası 120 ise 3'e böldüm. 40, 40 ve 40 olduğunu da söyleyelim buranın. Evet, başka. O ona eşitmiş. 60'mış, paralelmiş. AB DC'ye eşitmiş. Aa bak ikizkenar yamukmuş bu. Bunlar eşit. O halde buraya da bu simgeyi koyduk. Demek ki şuranın tamamı da 60 olacak kardeşim. Hatta şurası da 120 olacak. E bu 120'yi de katlayıp buraya getirdim. 120, 40, 160 yaptı. Şuraya 20, 20, 20 kaldı. E burası 20, 20 ise 60 olması için buranın x'e de 20 kaldı. Cevabım Bursa'dan çıktı. Bu ne diyor? Eş iki kapıdan oluşan kare biçimindeki dolabın bir kenar uzunluğu 12 birimdir. Tamam. Bir kenarı 12 ise şunlar 6, 6, şurası 12. Şimdi burası 12, burası da 12. Açtım burası 6, burası 6. 60 derece açıldı. A, E, E üssü D yamuğunun alanını soruyor. Şimdi buradan bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Yüksekliği bulduk. Şuraya da 9 kaldı kardeşim şu mesafeye. İkizkenar yamuk olduğu için hani yükseklik çarpı şurasıydı. 27 kök 3 diyebilirsin alana. Ya da buradan da bir diklik indir. Hocam bu da 3, bu da 3 kök 3.
12 olması için 6'sı burada ortaya, 6'ı buraya, 6 kaldı de. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik de yapsan o da olurdu kardeşim. Geldim buna. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı, yama biçimdeki kağıt gösterilmiştir. BC üzerinde olacak şekilde EF doğrusu boyunca katlanıyor demiş. Tamam. Biz şimdi bunu katlanmadan önceki versiyonuna geri açalım. Şimdi tam şu AD katlandı, buraya geldiyse şu mesafe şuraya eşit ve bu adam da, hadi şu da şuraya eşit ve orta taban oluyordu değil mi arkadaşım, bu tam üst üste geldikleri zaman. Demek ki yanları da ikiye bölüyor şöyle, yanları ikiye bölüyor şöyle. Peki başka, BA üssü 6, şurası 10 demiş. Neyi soruyor? EF eksi A üssü D farkı nedir diye soruyor. Şuraya X dersek katlanmadan önce buradaydı, burası da X. Dostum şu orta taban geldi. Orta tabanı nasıl buluyorduk? Alt taban, yani 16 artı x'tir alt taban. Artı üst taban bölü 2 idi. Yani 2'ye bölsem 8 artı x geliyormuş orta tabanın uzunluğu. Şimdi bize sordu EF, yani 8 artı x'ten a üssü d, yani x'i çıkartın diyor. Geriye 8 kaldı, yapıştır gelsin. Şunu da çözelim. Yiğit'in oynadığı kaydıran yere değen ucu ile merdiven evine inen aranızı 5 metredir. Yazmış onu zaten. Yüksekliği 3 metre. Paralel yerin uzunluğu 1 metre. Buna göre kaydıran rampasının uzunluğu nedir? Basit bir dik yamuk sorusu. Hemen indir dikliği buradan. Şurası 1, şurası 3. Buraya 4 kaldı. 3, 4'ten 5 olduğunu gördük dostum. Geçtik. Şöyle bir bakayım da kaç soru kaldıydı ya? Kaçtı toplam? 30'du değil mi? Biz kaçtayız? 27'deyiz. Hadi bakalım. Sarı mavi, AB AC'ye eşit 11 imiş, BC 12 imiş şurası. DB AB'nin 4 katıymış olacak şekilde. Yani DB'ye K, AB'ye 4K diyeceğiz. Buraya 3K kaldı. Aynı şekilde K'ya 3K ikizkenar olduğu için dedik. Katlanarak bu şekil elde edildi. DEFG yamuksal bölgesinin alanı, DEFG şuranın alanını soruyor bize. Şimdi biz bunu tabii katladık. Şöyle oluyor değil mi? Katlandığı zaman şuraya geldi. Şurada gösterelim bunu. Dedik ki kardeşim bunlar hep ikiz kenar olacak şuradaki üçgenler. Burası da K, burası da K. Şu 3K'yı katlayınca tam buraya gelmişti. O zaman buralara 2K, 2K kaldı diyelim. Şurada bir benzerlik yapsak 2 bölü 3 benzerlik oranı var. Demek ki bunun karesini alsam 4 bölü 9'dur alanlarının oranı. Yani ben şurada göstereyim şöyle maviyle. Şuraya 4A dersem tamamı 9A'ymış. Şuraya kalacak 5A. Evet bu. Şimdi bizden de 5A. Şurada da benzerlik yapalım. 3 bölü 4 diyelim. Şuraya X dersem X bölü 12 olacak. 3 bölü 4 eşittir X bölü 12. 3 katı 3 katı olması için buranın 9 olması lazım. Başka? Biz nerenin alanını arıyoruz? Şimdi şuradan da bir yükseklik indirelim şuradan aşağıya. Tamamını dibine indirelim yüksekliği. 6 6 diye bölsün. Burası 10'du. 8 oldu burası arkadaşlarım. Tüm yükseklik 8. Hatta h'a 3h böler değil mi? Buradaki 3'e 1 oranından. 4h 8 ise h 2'dir. Şurası da 6 çıktı. Bak şu üstteki DE'nin üstünde kalan üçgenin alanı 6 çarpı 9 bölü 2. Yani 27'dir arkadaşlarım. Peki bu 27 katlandığında neresi oldu işte? Şu 9A. 9A'yı 27 buldun. A 3. Nereyi soruyordu? 5A'yı. 15. Dostlar biraz hızlı anlatıyorum çünkü artık bunaldım. Saat de geç oldu. 4 adet ikizkenar yamuk üzerine yerleştirerek bir çerçeve yapmışlar. İkizkenar yamukların içine yerleştirilen kare içindeki resmin çerçevesi, resim çerçevesi çevrenin çevresinin yarısına eşit ve 6 birimdir. Resmin çevresi çerçevenin yarısına eşit ve 6 birimdir diyor. Şunun çevresi 6 birimmiş. O zaman 4'e bölsem her biri 3 bölü 2 yapar değil mi şunlar? 3 bölü 2. Büyüğünün çevresinin yarısıymış. Demek ki büyüğünün çevresi 12. Her bir kenarda 3 oldu o halde diyelim. Şöyle 3, 3, 3. İkizkenar yamuklardan birinin yüksekliği acaba nedir diye soruyor. Şuradan çizdiğin yüksekliği soruyor sana kardeşim. H diyelim. Burası da tabii ki H olacak. Ve bak 2H ile 3 bölü 2'nin toplamı 3. O halde 2H 3 bölü 2'ye eşittir.
H eşittir 3 bölü 4 olur. Cevap Adana'dan geldi. 29. İkizkenar üçgenlerinden bir kağıt 3 parça kesiliyor. Şunlar hep eşit. AB A birim uzunluğundaymış. O halde A bölü 3'e böldüm. A bölü 3. A bölü 3. A bölü 3. BC B birimmiş. Şöyle yerleştirilmiş. Bu yamuğun da çevresi nedir diye soruyor bize. Şimdi şurada yine bir benzerlik yapalım biz dostlarım. İkiz kenar üçgenmiş bunlar. O halde bunlar da A bölü 3. A bölü 3. A bölü 3 geldi. Yani şurası da A bölü 3. Şurası da A bölü 3'müş dostum. Şimdi şuna x diyelim. Bak 1 bölü 3. X bölü b. 1 bölü 3. X bölü b. Buradan b bölü 3 geldi şurası. Şimdi şurayı bulalım. Buraya x diyelim. 2 bölü 3. X bölü b. Buradan da 2b bölü 3 geldi burası. Şimdi bunları da burada gösteriyorum. Bak sarının uzun tabanı 2b bölü 3. Kısa tabanı b bölü 3. Pembenin alttaki kenarı b bölü 3. Mavinin kısa tabanı 2b bölü 3. Uzun tabanı b. Evet çevresini soruyor arkadaşlarım. Toplayalım. B bölü 3. 2b bölü 3. 4b bölü 3. 6b bölü 3 var. 6b bölü 3 artı a bölü 3 burada. A bölü 3 burada. Yani 2a bölü 3 var. Ne geliyor? 6b artı 2a bölü 3 geliyor cevabımız. 30. EB boyunca katlandı ve bu buraya geldi. Demek ki burası kesin açıortay. Kat çizgisi çünkü. Bu da açıortay. Bu kenar katlanmadan önce buradaydı. Bu 90 katlandı buraya geldi. Şu kenar buradaydı falan. Burası x'miş. O zaman burası da x. ED 4'müş. Tamam. AE şurası 5'miş. 5 buraya geldi. 3, 4, 5'ten DC'yi 3 bulduk. Bize de X'i soruyor. Şimdi şurası 3. Burası 9. Şurası da X. İndirdim dikliği. Burası 3. Burası 9. Burası X eksi 3 çıktı. 9, 12, 15 olur mu diye sordum. 15 olsa burası 12 geliyor gerçekten. X 15 o halde dedim. Ve galiba da bitirdik. Evet arkadaşlarım. Hadi bakalım geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.